Evet, hürmetler, saygılar herkese. Şimdi kaliteli zeytinyağı nasıl anlaşılır? Tabii 1 litre 2 litre alsanız içinde pamuk yağı oluyor, kanola yağı oluyor, ayçiçek yağı oluyor vesaire vesaire. Saf zeytinyağı hemen hemen hiçbir yerde bulamıyoruz. O nedenle biz bir formül geliştirdik. Saf zeytinyağı. Evet, şu gördüğünüz bizim sattığımız zeytinyağı. Bundan bir miktar koyuyoruz buraya. Renginden de anlaşılırdı tabii. Vatandaş çok çok iyi işin erbabı değilse bizim gibi, ben de bu işin cahiliyim. Zeytinyağını pek tanımam. Evet. Şimdi zeytinyağlarını 100 mililitre koyalım, ikisine de eşit olsun. 100 mililitre çöpe gidecek, yazık olacak. Evet. Kokusundan, tadından da anlar vatandaş da. Yani bu işi yıllardır yapanlar, biz anlamayız. Biz İç Anadolu'yuz. Ege, Akdeniz, Marmara anlar. Şimdi bu Gökçek zeytinyağı. Şu da başka bir firma. Geçen hafta sipariş verecektim. Dedim ki önce bir test edelim. Numune ver. Numune aldık. Şöyle. Ve biz bunun için bizim mühendisle özel bir formül geliştirdik. Bir asit ürettik. Asit, 1-2 asit karışımı. Şöyle asidi ne yapıyoruz? Ama tehlikeli asit. Bu zeytinyağını döküyoruz. Bir miktar da buna döküyoruz. Ve sonra karıştırıyoruz. Evet. Renginde bir değişiklik olmadı. Olduğu gibi duruyor. Burada ne oldu? Gördüğünüz gibi rengi değişti. Yani bu da zeytinyağı. Bu da zeytinyağı. Aradaki fark, kaliteli zeytinyağı, kalitesiz zeytinyağı. Rengi kızardı şurada az bir şey. Dur bakayım, biraz daha koyalım. Asit ne şekil olacak? Öğrenelim. Evet. Bayağı zeytinyağı asit ilave ettik. Şimdi bakalım. Bunu hala rengi bozulmadı. Olduğu gibi duruyor. Bizim satışa sunduğumuz Gökçek markalı zeytinyağı. Bu zeytinyağı ise ne oldu? Kırmızı oluyor yavaş yavaş. Kırmızı olan nedir? Zeytinyağındaki pamuk oranı, pamuk yağı. Görüyor musunuz? İki tabaka oluştu. Asitli olan kısım kızardı. İki tabaka. Zeytinyağlı olan kısım altta, üstte pamuk yağı. Ne kadar pamuk yağı katmışlar. İki tabakalı oldu. Sahte olup olmadığını bölecek. Ne yapıyoruz? İki tabaka. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Aradaki farkı görüyorsunuz. Evet. Şöyle. İki tabakalı yağ. Bir kısmı kızardı. Diğer taraftansa zeytinyağının saf, temiz olan kısmını, evet, kırmızı zeytinyağı iki şişti. İki tabaka oluştu. Evet. İlaçlı yani. Bunun içinde pamuk yağı. Zeytinyağından bunun içerisinde ne kadar var? Bir çorba kaşığı kadar zeytinyağı var. Gerisi pamuk yağı. Şunları bir zahmet dökerim. Sana zahmet olacak.
Dikkat et, asit var içinde. Sonra yanarsın. Evet, zeytinyağını gördüğünüz gibi bozuldu. Pamuk yağı olan yağ ortaya çıktı, kızardı, rengi değişti. Evet, yani 1 litre, 2 litre zeytinyağı alırsınız. Problem değil ama yüzlerce litre hatta tonlarca zeytinyağı alırsanız ve kalitesi anlamasanız tehlikeli, çok çok zarar edersiniz. Biraz önce bir vatandaş geldi. Dedi ki genital sili varmış. 3-4 yıldır hanımında da varmış efendim. Hanımındakini ama doktorlar tespit edememişler. Neden tespit edemiyorlar? Çünkü genital sil, genital herpes, virüs sinir kökünde. Beyinden kuyruk sokumuna kadar uzanan omuriliğin içinde sinir demeti var, spinal cord diye. Omuriliğin içinde. Burada gizlendiği için bazen 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, hatta 10 yıl bağışıklık sistemi bu sinir kökündeki virüsü tutabilir. Aktif olmayabilir. Ne zaman kişinin bağışıklık sistemi zayıfladı, o zaman virüs harekete geçebilir. Şimdi beyefendideki virüs tabii ki hanımına geçmiş. Ama hanımın da henüz doktorlar tespit edememişler. Neden? Çünkü harekete geçmemiş, bekliyor. Ne zaman bağışıklık sistemi çökerse o zaman harekete geçecek. Beyefendi gelmiş diyor ki ya sizin ürünleriniz diyor ne kadar pahalı. 8 tane ürün 410 lira dedim. Ama diyor başkalarında hemen bir krem sürüyorsun geçiyor. Neymiş adı dedim. Sil diye bir böyle bir yağ bir de krem. Dedim ki tamam gel bakalım internetten bir bakalım. İnternetten baktık ki firmanın iletişim bilgileri yok. Yani ortada firma yok. Telefon yok, adres yok. İletişim bilgilerine mesaj yazıyorsun. Diyorsun ki bana şunu şunu gönderir misin? Onlar da tabii gönderiyor. Ama geri iade edemiyorsun. Çünkü ortada firma yok. Bir şebeke var. Sil. Evet, öyle sil diye bir şey üretmişler. Vatandaş çalışacak mı bugün? Maşallah. Evet. Efendim? Çok komik bir şey. Evet. Şimdi genital sil, genital herpesle ilgili çok güzel bir çalışma yaptık biz. Yeni değil, yıllar önce. Bu gördüğünüz Melisa. Melisa ekstraktı, kortisep ekstraktı, buna çin tırtır denir. Sinir not ekstraktı, sarı kantaron, zeytin yaprağı, yoğurt otu, zencefil, çakır diken nane, kimyon ekstrakt içer. Şimdi bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Profesör Doktor Wöbling ve ekibi %1 oranındaki oğulotu ekstresiyle bir krem yapmışlar. Herpes simplex tedavi etmişler. Tam 116 hasta üzerinde denenmiş. Herpes simplex. Herpes simplex tip 1 var, tip 2 var. Tip 1 ağız ve dudak etrafında olur. Tip 2 genital bölgede olur. Bir diğer araştırma ise Profesör Doktor Büring Berlin 67 hasta üzerinde yani bu yorgunluk, halsizlik, sinirli, konsantre olamama, hiperaktif gibi rahatsızlar olan çocuklar üzerinde denemiş, etkisi ispat edilmiş. Yani bunlar klinik araştırmalar, daha birçok klinik araştırmalar var. Bizim de gözlemlerimiz var. Çok güzel formüller var. Evet. Profesör Doktor Atlar ve ekibi bununla ilgili deney yapmışlar. Uyuyamama, uykuya dalma, sık sık uyanma gibi rahatsız olanlara birleşimde şerbetçi otu efendim mesela pasiflora gibi bitki ekstraktan oluşan özel bir formül geliştirmişler. Kullanım kılavuzunda ne diyor? Uçuk yani herpes labiales,
genital herpes, herpes simplex, zona hastalığı vesaire vesaire hastalar üzerinde denenmiş. Herpes labiales. Yani basit uçuk ağız ve civarında çıkan herpes simplex veya herpes genitalis, genital bölgede çıkan ve zona hastalığına karşı etkisi ispatlanmış. Bir hanımefendi bize geldiğinde hamile, kocasından kapmış. Ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Deneyelim bakalım dedik. Bu ürünleri kullandıktan sonra iksir, aloe vera jel, melisa forte, kortisep forte. Hemen dedi ki bir ay sonra kortisep burada. Ben bu ürünleri kullanmak istemiyorum artık. Ne oldu dedim? İyileştim. İyileştim de tekrar nüksedebilir. Bir ayda iyileştim diye bırakmak yok. Yani ileride nüksetmemesi için 4 ay kullanmanız gerekir dedim. Yok yok ben iyileştim. Sağ olun teşekkür ederim. Teşekkür etmeye geldim dedim. Yani bazıları bir ayda iyileşirse diğer kronik vakaların da aynı sürede iyileşecek diye bir garantisi yok. Aslında 4 ay kullanmak gerekir. 2 ayda iyileşiyorsa 2 ay daha, 3 ayda iyileşiyorsa 2 ay daha kullanmak gerekir. Çünkü sinir kökündeki virüsün dışarı atılması olayı var. Evet, gelelim şimdi. Ormus Gold. Arkadaşımız Ormus Gold. Ha, bununla ilgili önce Facebook'a bakalım ne diyor. Facebook'ta. Şimdi beyefendi ne demiş? Lalalala, bu yazı nereden çıktı ya? Ne demiş? Maşallah. 6 hafta içerisinde ne kadar etkisini görmüş? 2 ay demiş. Evet. Ormus Gold'u kullanmış. Allah razı olsun. Çok çok faydasını gördüm demiş. Göbek erimiş. Zayıflamış. 87 kilodan 80 kiloya düşmüş. 70 kilodan %70 ila 80 atopik ekzeması. Atopik. Sulu kabarcıklı kaşıntılı ekzemaya atopik ekzema da denir. Kurtulmuş. Evet, 40 yaşındayım diyor. Sanki 30 yaşında gibi hissediyorum kendimi diyor. Bize dua ediyor. Sağ olsun. Allah razı olsun. Yani bu da büyük bir medeni cesaret. Facebook'a, internete yazacaksın. Diyeceksin ki evet, benim şu şu rahatsızlıklarım vardı, iyileştim diyebilmek de cesaret ister. Herkes yazamaz. Allah razı olsun. Aslında bizim geliştirdiğimiz bugüne kadar insan sayısı 350 bini geçti ama gel gelelim ki cesaret edip de yazamıyor çoğu. Onlara da bir şey diyemiyoruz tabii. Şimdi Ormus Gold'un yanında Ormus Gold o altını monoatomik elemente dönüştürdük. Yani maddenin en küçük yapısı nedir? Atom. Altın burada artık atomik haldedir. Fakat biz bu atomik ya, bunun etrafında atomik olursa dönen bir elektron var. Buna valens elektron denir, aktif elektron. Bu her an her türlü madde ile reaksiyona girerek ne olur? Etkisi, şöyle koyalım daha iyi. Her an reaksiyona girerek ne olur? Değişir, dönüşür. Mesela altını aldınız, toz. Yuttunuz, suyla karşısını içtiniz. Ne oldu? Mide asidiyle reaksiyona girdi. Etkisi %1'e düştü, %2'ye düştü. Eskiden Kanuni Sultan Süleyman ve diğer padişahlar, paşalar, vezirler altın tozuyla yemeklerine katar yerlermiş. Ta eskiden beri bilinen bir şey. İlk Ormus Gold'u üreten Hazreti Musa, Hazreti Musa Tur Dağı'na çıktığında orada Yahudilerin ileri gelenlerden bazıları altınları toplamışlar, insanlardan altından buzağı yapmışlar. Bunların başında da Samir denen, yani dinden dönen bir adam var. O buzağa tapmaya başlamışlar. Hazreti Yahun bunu engelleyememiş Harun. Hazreti Musa geldiğinde çok sinirlenmiş. Neden bunu engel olun? Bir şey yapamadım diyor. O da altın buzağı alıyor. Toz haline getirip
Akdeniz'e böyle serpiyor. Akdeniz'den böyle bembeyaz pamuk gibi bir madde geri dönüyor. Buna manna denir. Yani Ormus Gold, manna aynı şeylerdir. Biz iki tür ürün ürettik. Bu Ormus Gold, bu da yeni ürünümüz Ormus Manna. Ne farkı var? Fiyat farkı var. Ormus Gold'un içerdiği altın oranından tam 20 kat fazla altın içerir. Özel üretim, isteyenler için ürettik. Tabii 20 kat altın fazla olursa ne olur? Fiyatı da ona göre olur. Fiyatı değişir. Yani cebimizden bu para verecek halimiz yok. Evet. Burada tam 20 kat fazla Ormus Manna'da altın var. Ormus Gold'a göre. Ormus Gold'u kullananların çoğunda beyinde temizlik o yaptığı için ister aşıdan dolayı, ister aşırı kimyasal ilaç kullanmaktan veyahut da bu hazır gıdalardaki kimyasallar veyahut da alüminyum kapkaşık kullanmaktan veyahut da alüminyumla paketlenen hazır gıdalardan vesaire vesaire neden olursa olsun beyinde depolanan her türlü ağır metal kimyasalı Ormus Gold, Ormus Manna ikisi de yok eder, temizler. Ormus Gold 100 lira, Ormus Manna 1000 lira. Tabii neden 1000 lira? Çok yoğun altın var. 20 kat fazla altın var. Vatandaş diyor ki niye o kadar şey yapıyorsun? Bana 1000 lira. 1000 lira ne yapalım yani? O zaman altını sen getir ben o zaman bedava yapayım senin için. Cebimde verecek halim yok ya. Altın. Altına göre değişir. Altın oranına göre. Evet. Bu arkadaşımız Ormus Gold kullandım, faydasını gördüm. Bir şeyle yazmış. Hüseyin Bağlam. Evet. Başka neler var? Yani çok yorum yazan var. Ormus Manna veya Ormus Gold'un tamir eder. Vesaire vesaire. Hücreleri demişiz. Teşekkür etmiş. İksir kullandım, faydasını gördüm diye. Teşekkür yazıları. Evet, teşekkür, teşekkür. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun, Allah razı olsun. Burada çok enteresan bir durum var. Nedir? Filiz hanımefendi diyor ki kronik bronşitten dolayı yıllarca ilaç kullanmış. Hiçbir faydasını görmemiş ama diyor şimdi bir haftada bir kutu tükettim, iyileştim diyor. Olabilir. Çünkü bir haftada bir kutu Afrika sardunyası, sardunya veya ıtır aynı şey. Afrika'da yetişen bu birçok Türkiye'de ıtır türü var ama Türkiye'de yetişen ıtır veya sardunya 1050 çeşit türü var dünyada. Bunlardan sadece Afrika sardunyası diğer adıyla iki türü var bunun. Pelargonium cidoides, Pelargonium reniforme ikisi bronşit, astım, zatüre, sinüzit, faranjit, genizotilit vesaire vesaire karşı etkisi Avrupa'da tam 50 bin kişi üzerinde denenmiştir. 50 bin kişi. Öyle böyle değil. Klinik araştırması yapılmış. Zaten 1937 yılına kadar yani penisilin icat edilmeden önce Afrika ıtırı doğal antibiyotik olarak kullanılıyordu. Yeni bir şey değil. Ha, kişide bağırsaklarında, karaciğerinde sorunlar varsa iksir, aloe vera jel gerekir, enginar gerekir. Tabii rahatsızlığına göre setler gerekir. Üst solunum yolu enfeksiyonu bir kutuda geçti. Bitmeden. Evet, mucizevi bir durum. Elhamdülillah. Bizim yapmış olduğumuz iş nedir? Mevcut olan şeyi daha etkili nasıl üretebiliriz? Bu başka bir şey değil. Evet, Ormus Gold, sarı kantaron kullandı arkadaş. Teşekkür ederiz diyor. Allah'ın izniyle sağlığınıza kavuşursun diyor. Ben faydasını gördüm diyor. Burada bu beyefendi de hemoroid vardı. Hemen kendine gelmiş. Yıllardır çeşit çeşit ilaç kullanmış. Faydasını görmemiş. Hemoroidten
kurtuldum diyor hemoroid. Hemoroide karşı nedir? Çoban çantası. Çoban çantasıyla ilgili Alman asıllı Profesör Doktor Wagner, Profesör Doktor Wiesenau, Japon asıllı Profesör Takaki, Profesör Kuroda. Takaki Kuroda. Bunlar ayrı ayrı zamanlarda ayrı ayrı çoban çantası otuyla ilgili klinik araştırmalar yapmışlar. Çoban çantası nerede? Yok. Nerede? En başta mı maşallah arkadaşımızı? Ha, nerede burada? La ilahe illallah. Bu arkadaş da bana işkence yapmak için ha. Buyur. Çoban çantası, çoban çantası. İki aşağıda, üç aşağıda. Beyefendi zahmet oluyor. Bana diyor ki iki aşağıda, üç aşağıda diyor. Kendi yapmıyor. Öyle değil. Böyle tembel adam hiç görmedim. Ha. Maşallah. Seninle konu diyorum. La ilahe illallah. Çoban çantası. Evet. Neden çoban çantası? Çiçek açtıktan sonra bitkinin kesesi, yani tohum kesesi çobanların çantasına benzer. Üçgen şeklinde şu çiçekleri meyveye döndüğünde çoban çantası gibi olduğu için çoban çantası. Evet, bu gördüğünüz çoban çantası otu. Herkesin tanıdığı, bildiği, her yerde yetişir. İşte şu üçgen şeklinde olduğu için tohum keseleri çobanların çantasına benzer. Bu nedenle çoban çantası otu diye anılır. Evet, bu bitki mucizevi bir bitki. Bununla ilgili birçok klinik araştırma yapılmış. Her türlü kanamayı, rahim kanaması, miyomdan, kistten dolayı veya ağır adet nedeniyle yoğun kanamalar veyahut da ülseratif kolit, kolit, morbus, Crohn gibi bağırsak rahatsızlıkları nedeniyle kanamalar, hemoroid nedeniyle kanamalar, midede ülser veya gastrit nedeniyle, yani ülser daha çok, kanamalar. Bütün bu kanamalara karşı etkili çoban çantası otu ama çok az oranda etken madde içerdiği için basit akut rahatsızlarda çayı yeterli. Ağır vakalarda evet, ne gerekir? Destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktı. Çünkü burada çoban çantası forte içerisinde birçok bitki ekstraktı var. Çünkü neden? Çünkü hemoroide karşı etkili olan diğer bitkiler olmadan sadece çoban çantası ile tedavi zaman alır. Bunun içerisinde çoban çantası otu ekstraktı, at kuyruğu, at kestanesi ekstraktı, hamamelisi ekstraktı, centella. Bu centella Hindistan'da geliyor ekstraktı. Hamamelisi ekstraktı Amerika'dan geliyor. Evet, bazıları diyor ki niye böyle pahalı? Ak günlük, diğer adıyla Boswellia zerata Hindistan'dan geliyor ekstraktı. Yani bunları bahçemizde yetişmiyor ki toplayalım da hemen üretelim. Yani burada her telefon ediyorum. 52 tane köyde bizim irtibatımız var. Şu bitki bu bitki gönderirsin. Gönderiyor. Olmayan nereden getirip yapacağız? Çin, Kore, Hindistan, Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, ay yüzümü Avrupa'dan mesela. Yani her bitki Türkiye'de yetişmiyor. Türkiye'de yetişmeyen bitkilerin hazırını, tozunu veya ekstraktını başka yerlerden getiriyoruz. Önemli olan üretmek. Sebze getirmiyoruz ki, meyve getirmiyoruz ki. Bazıları üzüm getiriyor Çili'den veya Avustralya'dan elma getiriyor. Ne oldu? Mevsimsiz yenen meyve ilaçlanıyor, bozulmasın diye. Ama bitki kuru zaten. Bir yıl, iki yıl bir şey olmaz. Evet. Çoban çantası ile ilgili bu arkadaşımız beyefendi neredeydi? Evet. Hemoroidden kurtuldu. Evet. Hemoroidden kurtuldu. Bu arkadaşımız ne diyor? Ha, çok güzel, enteresan bir durum. Kızı psikolojik sorunları varmış. Doktoru okulda biraz sorunlar olduğu için doktoru ağır antidepresanlar yazmış. Beni aradı.
Dedim ki asla tehlikeli. Çünkü hem psikolojik hem ruhi bunalıma sebep olur. Beynin hormon salgılamasını, hormonlarını bozar vesaire vesaire. Asla kullanmayın, riskli. Çünkü birçok Avrupa, Amerika ülkesinde zaten adı belli olan bu sakinleştirici, dikkat eksikliğine karşı, hiperaktiviteye karşı kullanılan ilaçlar çok çok tehlikeli. Ben tehlikelidir dedim, asla kullanmayın. Peki dedi. Çocuğu için sarı kantaron kullandı. Sarı kantaronun birleşiminde serotonin hiperesin, hiperforin gibi etken maddeler var. Ne yapıyor bu etken madde? %1 oranında. Bazıları ben sarı kantarondan bahsediyorum alıyor diyor ki ben çayını içerim iyi olur. Olmadı. Çünkü sarı kantaronun birleşimindeki hiperesin, hiperforin %1. Yani 100 gram çay demlemezsiniz ki, içseniz de oradaki bitkinin tozundaki etken maddenin çözülmesi farklı. Destilasyonla veya ekstraksiyonla damatılarak elde edilen ekstraktaki etken madde zaten ekstrakta çözülmüş hazırdır. Bu nedenle bunun 1 gramı içindeki bir kapsül en az 100 gram sarı kantaron otuna bedel. Çünkü burada konsantre haldedir. Almanya'da bununla ilgili birçok klinik araştırmalar yapılmış. Depresyona karşı etkili olduğu belgelenmiş. Bu küçük kız da babası Muhammed Bey çok kısa sürede iyileşmiş maşallah. Depresyon sakinleşmiş kısa sürede. Dua ediyor. Allah razı olsun. Evet. Bu da Muhammed Bey'in ikinci kızı. O da erken doğumdan dolayı küvezde kalmış. Efendim, bundan dolayı bronşite mi yakalanmıştı? Evet, bronşite yakalanmış. Efendim, hastanede beni aradılar. Dediler ki ya küvezdeki çocuk için bu ürün kullanılabilir mi? Yani küçük veya kaç aylık çocuk. Kimyasaldan daha tehlikeli değil. Yani yan etkisi yok. Kullanılabilir. Dozaj ayarlayacaksın. Ve kullandılar. Kısa sürede iyileşince doktorlar da şaşırmış. Siz ne yaptınız da? Bu çocuk böyle hemen ayağa kalktı demişler. Evet, kekik forte, kekik Afrika sardunyası ikisi birlikte. Her türlü astım, bronşit, nefes yolları enfeksiyonu, sinüzit, faranjit vesaire vesaire ideal. Zaten sadece kekikle ilgili 7782 hasta üzerinde denemiş. Çok eski bilgiler bunlar. Artık şimdi günümüzde bunlarla ilgili yüzlerce klinik araştırması olduğu için sorun yok. Hamdolsun. Evet, güzel başarılı bir çalışmalarımız var. Evet, burada ne diyor? Evet, bir başka hasta astım ve zatüresi varmış. Kısa sürede iyileşmiş. Evet, Facebook'ta genellikle yorumların çoğu dua üzerine Allah razı olsun, iyi geldi, kullandık, rahatsızlardan vesaire vesaire diye teşekkür yazıları, dua yazıları, yorumlar bu şekilde. O nedenle geçelim. Ormuz azota mı geçtik acı? Evet. Ormuz azot. Nerede azot? Burada. Bu gübreyi bir arkadaş çilek için kullanmış. Yani toprak çilek ekmiş bayırda sulaması zor olan bir yerde. Hemen meyvenin kalitesinin, lezzetinin arttığını tespit etmiş. Bugün aramış bizi dua ediyor. Teşekkür ediyor ya bu kadar mükemmel olabileceğine ihtimal vermiyorum diyor. Evet, ihtimal vermelisiniz. Şimdi her türlü sebze meyvede, meyve değil, her türlü sebzede yani bir yıllık daha doğrusu bir yıllık bitkiler nelerdir? Sebze, bakliya, tahılda bunlar hızlı büyümesi için neye ihtiyacı var? Bir karbona, iki azota ihtiyacı var. Bunun içerisinde de ne var? Kahumat,
organik madde yani. Humik asit, fulvik asit var. Magnezyum nitrat, magnezyum nitrat Ormus teknolojisiyle biz bunu neye dönüştürdük? Magnezyum oksit, magnezyum ve azota dönüştürdük. Mükemmel. Çinko sülfat, çinko sülfatı neye dönüştürdük? Çinko ve sülfür kükürte dönüştürdük. Kükürt doğal antibiyotik bitkiler için. Bor, boraks, boraksı bora dönüştürdük. Demir oksiti demir ve demire dönüştürdük. Ormus teknolojisine bütün elementler monoatomik elemente dönüşmüş haldedir burada. Şimdi bizim üretmiş olduğumuz Ormus Gold, Ormus Manna bunlar beyin için, insan için. Ormus Azot, Ormus Alkali ve Ormus Karbonsa toprak için. Üç çeşit toprak için ürün ürettik. Bunlar ayrı ayrı özelliklere sahip. Sebze için, bir yıllık bitkiler için Ormus Azot, meyveler için Ormus Alkali ve toprak sürekli özellikle seralarda aşırı ilaç kullanmaktan topraktaki faydalı bakteriler yok oluyor, faydalı mantarlar yok oluyor. Toprak adeta ölüyor. Kirli, kumlu ve kalitesiz toprak, ölü toprak. Burada kolay kolay sebze veya başka bir şey yetişmiyor. Ne yaptık biz bunu? Geliştirdik. Aa, pencerenin önünde şey vardı hacı. Sen bir zahmet getirir misin? Çim, çim. Çim adam var ya küçük küçük şeyler ektik, saksılar ektik. Nasıl bir gelişme oldu? Hayret edersiniz. Biz de şaşırdık. 2-3 hafta içerisinde bu Ormus tarım, Ormus ayrı ayrı formüller uyguladık buraya. Efendim, sadece su verdik birine. Birine sadece Ormus Alkali, diğerine Ormus Karbon, öbürüne Ormus Azot verdik. Bir tanesinde kimyasal gübre verdik. Kimyasal gübre filizlenmedi bile, kuruttu. Geçen sene İzmir Menderes'te bunu denemiştik. Ormus tarım vermiştik zeytin ağacına. 15 bahçesinde 30 tane ağacı var. 15'ine Ormus tarım verdik, 15'ine kimyasal gübre verdik. Kimyasal gübreyle olan zeytin ağaçları hemen hemen hiç verim vermemişlerdi. Meyveleri kurumuş, yaprakları böyle bozulmuş, küllenme denilmiş mantar hastalığı ortaya çıkmıştı. Adam kimyasal gübre kullandığı zeytinlerden sadece 40 litre zeytin elde etmiş. Aynı sayıdaki zeytin ağacından ise bizim ürünleri kullandığı ağaçtan ise 15 ağaçtan ise 300 litre zeytinyağı elde etmişti ve meyvelerin yani zeytinler ağaçlarının fotoğrafını internete koymuş. İnternete bunu gören çiftçiler erik büyüklüğünde zeytinler nedeniyle şaşırmışlar. Evet. Geliyor. Şöyle şöyle küçük çim. Evet. Bu kadar mı? Hepsi bu mu? Ha tamam okey. O çıkmadan getirme zaten. O. Bu Ormus Karbon. Verimsiz, kalitesiz toprağı ne yapıyor? Canlandırıyor kısa sürede. Evet. Ormus. Aha gitti Ormus. Ormus Azot ve Ormus Karbon. Ormus Karbon. Ormus Azot ve evet. Hemen yeşerdi. Diğerlerini getirseydi ya neyse. Öbürleri sadece su olanda hemen hemen birkaç şöyle küçük küçük dal çıktı. Başka bir şey çıkmadı. Getir istesin. Sulu olanı var. Bir de kimyasal olanı var. Evet. Çok enteresan oldu. Evet. Ormus azot, Ormus karbon. 2-3 hafta içerisinde bu çim adam diyorlar, buğday çim diyorlar. Ondan koyduk içerisine nasıl olacak diye denemek için. Maşallah böyle fırça gibi oldu. O kadar çoğaldı ki. Yani bu şaşırdık. Çünkü bu toprağın kalitesini artırıyor burada. Karbon şimdiye kadar Türkiye'de değil dünyada üretilen toprağın kalitesini artıran
bitkinin DNA'sını tamir eden, hücresini yenileyen çok çok ideal bir gübre. Gözükmemiş bir şey yani. Çok çok mucizevi bir şey. Piyasada birçok firma diyor ki biz karbon gübresi ürettik diyor. Karbon gübresiyle üretilirse böyle olur. He. Bu kimyasal gübre gördüğünüz gibi bir iki tane şurada filiz çıkmış. Onlar da kimyasal gübre nedeniyle kurumuş. Çıkmamış. Kimyasal gübre. Evet. Şu seyrek olan bir iki tane burada var görüyorsunuz. Sadece su. Çok seyrek. Bu. Evet. Gördüğünüz gibi mükemmel neticeler elde ettik. Ormus tarımda çok çok iyiyiz maşallah. Kullananlar memnun. Güzel güzel gelişmeler var. Evet, kimyasal gübreyi de gördüğünüz gibi tamamen bitkiyi kurutmuş. Verim sıfır. Arada sırada böyle çimleme yapıyorum. Fabrikada olsun. Bunlarla neticeyi görmek daha pratik oluyor. Çünkü 2 haftada üretmiş olduğunuz gübrenin hemen farkını görüyorsunuz. Şimdi zeytin ağacı, ceviz ağacında vatandaşın 3 tane burada yazısı var internette. 3 tane ceviz ağacı var. Ceviz ağaçlarının ortasından böyle siyah irin gibi bir mayı akıyor. Ne yaptıysa çare bulamamış. Bizi aradı. Ne yapılabilirdi? Ormus tarım kullan dedik. Ormus tarım. 1 litre kullandı. Denemek için. Bu sene diyor ki hiçbirinden hiçbir akıntı yok. Canlı kanlı çok çok güzel, mükemmel. Birdenbire değişti. Evet. Şimdi gelelim. Bitti mi? Evet, neyse, diğerleri hep teşekkür teşekkür. Facebook'ta isteyenler bakabilir. Çok güzel maşallah vatandaşların yorumları. Herkes memnun. Evet. Şimdi böbrek yetmezliği demiş arkadaşlar. Böbrek yetmezliğine karşı dünyada en etkili bitki nedir? Altın başakotu, huş yaprağı, ardıç kozalağı, at kuyruğu otu söyledim mi? Kayış kıran kökü, ısırgan otu vesaire. Biz çok güzel bir formül geliştirdik bununla. Huş. İnşallah bulabiliriz. Ha, burada. Evet, huş. Böbreklerin de sorun olan, protein kaçağı olan vesaire vesaire insanlar için ideal. Kullandığı zaman hemen etkisini görür. Çok kısa sürede etkisini görür. İdrar yollarında enfeksiyon varsa ayı üzümü de gerekir. Evet, üst üste koyalım bakalım. Nasıl oldu mu? Oldu. Ayı üzümü de idrar yolları enfeksiyonu, özellikle mesanede sistit varsa, bazı insanlara da intersistiyal sistit denen tedavisi imkansız rahatsızlıklar oluyor. Bu tür rahatsızlıklara karşı ideal. Evet. Böbrek yetmezliği nedeniyle eğer ki kreatin üresi çok çok fırlamamışsa, ki hatta biz diyalize giren hastayı bile hamdolsun iyileştirdik. Önemli olan kişinin aşırı kimyasal ilaç kullanmaması. Böbrek yetmezliğini tetikleyen faktörlerin başında kimyasal ilaçlar gelir. Tansiyon, kolesterol, diyabet hapları, antidepresan vesaire vesaire çok ilaç kullanmışsa kişi, böbrekler küçülür, büzülür, çürümeye yüz tutar. Bu tür problemlerde iyileşmesi imkansız gibi zor. Fakat taş, kum, kist, damarlarda bu daralma, yani böbrek damarlarında veya böbrekte oluşan pıhtı vesaire vesaire, bunların hiçbirisi sorun değil. Önemli olan kimyasal ilaç kullanmamış olmak. Kimyasal ilaç kullanan insanların böbrekleri küçülür, büzülür, çürür. Artık geri dönüşü imkansız hale gelir. Kreatini yükselen birçok insanı biz özel bir setle iksir, aloe vera jel, huş forte, ayüzüm forte, böbrek çayı, enfeksiyon çayı, damla sakızı vesaire iyileştirdik. Hamdolsun hiçbir sorun olmadı, hiçbir sorun olmaz.
Evet. İçeride bayağı misafir olduğu için onlar da sabredemiyorlar. Onları bekletmemek lazım. Saat kaç dakika oldu? Okey. Bugünlük bu kadar. Vatandaşlar uzak yoldan gelmişler. Bekletmeyelim. Hürmetler, saygılar. Siz eğer ki herhangi bir sorunuz olursa Facebook'tan yazarsınız. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Saygılar, hürmetler. İnşallah Salı günü aynı saatte görüşürüz. Hürmetler.